Herkese merhaba, sunum tarzında analiz, inceleme ve kısa özetler halinde anlatacağım film Germinal, Emilia Zola'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1993 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Claude Berry. 1800'lü yılların sonlarındaki işçilerin çalışma koşullarını ve verdikleri emek mücadelelerini yansıtan filmde aşk hikayesi de karşımıza çıkıyor. Siyasal içerikli bir film olmasına rağmen duygusal boyutları da ağırlıkta olan film odak noktasına grevleri ve işçileri koymuş. Filmi izlerken olayların tarihe gömülmediğini, aslında çok da alışkın olduğumuz bu olayların mücadelesinin hala hüküm sürdüğünü görüyoruz. Aradan yıllar geçmiş olsa da yaşanan maden kazalarının, çalışma koşullarının geçmişten farklı olmadığını biliyoruz. Hala gündemde yerini korumaya devam ediyor. Özellikle de bu zamanlarda seyredilesine bir film. Bu vesileyle de 2014'te Soma'da meydana gelen faciada hayatlarını kaybeden işçilerimizin ruhlarını iade etmiş olalım. İşçilerin intikam duygusunu ve nefretini özetleyen şu cümle kitapta geçiyor. Eğer bir tanrı yoksa bile bizim işverenlerden intikamımızı almak için mutlaka bir tanrı doğacaktır. 1848 yılında Fransa'da patlayan devrim dalga dalga tüm kutaya yayılarak Avrupa'da çok ciddi bir siyasal düşünce hareketlerine yol açmıştı. Aynı yıl kaleme alınan Komünist Manifesto ise yayınladığı yılından itibaren tüm dünya işçileri tarafından kabul gören bir bildirge oldu ve sadece ezilen proleter sınıfı değil geniş çapta kitleleri arkasından sürükledi. Birçok düşünür ve yazar bu düşünce sistemine gönül verip eserlerinde sınıf savaşlarından, eşsizlikten, ezilenlerden bahsettiler. Bunlardan biri olan Fransız yazar Emile Zola, Germinal adını verdiği yapısında bu hayaletin etkisinde kalmış Fransız madenciliğinin gerçek ve bir o kadar da etkileyici grevini konu almaktadır. Söz konusu eserden uyarlanan film ise aynı çarpıcılıkta karşımıza çıkıyor ve dönemini gerçekçi bir dille sinemaya yansıtmış. 1800'lerin ikinci yarısında Kuzey Fransa'da Vorax maden ocağında başlayan ve daha sonra birçok madene yayılan grevi ve proletarya ile burcu arasındaki çatışmalar gözden önüne seriyor. Başrollerinde Mio Mio, Renaud Sachin ve Judith Henry'i gördüğümüz film, makinist Etienne'nin iş bulmak için Monsto'ya gelmesi ve Mahve ailesiyle tanışmasıyla başlıyor. Sosyalist görüşlü makinist, madenlerde çalışanların zorlu koşullar altında çoluk çocuk demeden üç kuruşa çalıştırdıklarını gördükten sonra bu gidişata bir son vermeleri ve örgütlenmeleri gerektiğini dile getiriyor. Lord uyarlaması, hayli uzun, aşk ve ölümden emek ilişkilerine ve sınıf savaşına kadar her şeyi ele alan yara ipik bir destan. Yoksul bir madenci olan Mahu, 3 nesildir. Haftada 6 gün yer altına inmekte, tehlikeli madende çalışmaktadır. İşsiz bir makinist olan Etienne, ölen bir işçinin yerine işe başlar. Fakat madenlerdeki koşullar her geçen gün daha tehlikeli bir hale almaktadır. Göçükleri önlemek için tavanda kullanılan Payandaların giderek zayıfladığı madenciler mümkün olduğunca fazla kömürlüklemek için savaşırken göz ardı edilmektedir. Ne kadar çok kömür çıkarırlarsa o kadar fazla kazanırlar ve ailelerini doyurmaları mümkün olur. Üstelik koşullar işçiler için her geçen gün kötüleşmektedir. Mahayon neşi de diğerleri gibi bakkala ya da maden sahiplerine yiyecek ya da yiyecek için yalvararak ailesine bakmaya çalışmaktadır. Filmde ve ailesi Maden işçilerini çok çocuk yapmakta ve savurup davranmakta suçlarlar. Bunun üzerine etyen ve işçilerin birleşince bir güç olacağından son derece emindir. Adaletten ve birlikten, sendikalaşmaktan bahseder. Ancak filmin kararlı ses tonuyla bilgece kısalan gözleriyle mert ve anarşist olarak tasvir ettiği savrun kapitalist dünyada maaşların artması bir hayaldir. İşçilerin yalnız kuru ekmeği ve çocuk yapma hakkı var bu boş midelerin dengesi üzerine kurulmuş bir yasadır. Açlık ve sefalet zindanlarında bir ömür boyu mahkumiyet. Hepsini yıkmak gerek diye bir yaklaşımda bulunuyor. Suvarin maden kuyusundaki kazanları bozarak büyük bir yıkıma yol açar. Eğitim, Keterin ve Kaval yer altında kapanak kısırlarlar. Zamanla doğaya ve insan oluşlarının kusurlarına karşı savaşmaya başlarlar ölmek istemiyorum beni dışarı çıkarın diye feryat eden Keterin yaşadığı bütün sefaleti ve acılara rağmen hayatta kalma güdüsü hala güçtür. Kayaların ve etraflarını çevreleyen toprağın arasından çatlaklardan sızan yeşil friz gibi bir geçit bulmaya çalışırlar. Ve film bir kez daha coşkuyla sembollerden uzak basit dünyaya döner. Bu dünyada zenginler birer parazittir. Fakirler de acılarıyla asilleşen ikonlardır ve çözüm uzakta ancak görüş mesafesindedir. Zaten filmde bu nevi ideolojilerin ve siyah ve beyaz kutuplaştılarının daha derin gölgelenmeleri uzlaşıyla sürüklenmediği bir açıklık için yanıp tutuşmaktadır. Beri en küçük ayrıntısına kadar dikkatle tasarladığı arka planı aslında terk edilmiş bir maden kasabası üzerine kurmuştur Germinal'deki kir tabakası o kadar kalın ki umutsuz bir depresyon havasının aynı madenden yükselen cüruh gibi her yana çökmesi işten bile değildir. Çarpıcı dedim resimler kadrajı işgale devam eder. Büyük, pis, maden çalışması sanki sonsuzluk boyunca ateş yakar. Madenciler bacaların içine ve dışına bakar ve arada bir daha aydınlık ve kusursuz görünen bir dünya bu karanlık resmin kıyısından güneş gibi yükselir derebeylerinin zengin konakları ve mükemmel yaşamları. İşçilerin can güvenliği olmadığı halde göçüklerden sorumlu tutulmaları ve zaten çok azalan maaşlarından kesintilerin yapılması yoksul işçileri greve gitmeye mecbur bırakır. Fazladan bir maaş kazanabilmek için çocuk yapmaktan ve kuru ekmekten başka hiçbir hakları olmayan bu insanlar istemeyerek de olsa patronlarına baş kaldırıp daha kaliteli bir yaşam için işini bırakırlar. Ancak gelişen olaylarla grevin proletaryanın henüz yeterli gücü sahip olmaması sebebiyle çok daha farklı boyutlar kazanmasına yol açar. Özellikle grev sonrası çıkan ayaklanmalar sırasında Magritte'ın başına gelenler ve Bonemort'un anlattıkları hafızalara kazanacak türden sıkça sosyalist içerikli sohbetlerin geçtiği filmin sonunda Lantern'ın söyledikleriyle ana fikir ortaya çıkıyor ve grev esnasında hayatlarında kaybeden işçilerin toprağa bereket vereceği ve yeni devrimcilerin yine bu topraktan yetişeceği mesajı veriliyor. Maden işçilerinin hayatlarındaki karmaşa artar, açlık artar, zulüm artar ama aldıkları maaş artmaz. Yapacak en doğru şey direnmektir der Eğit'in. İşçi hakkını alacaktır. Artık devir değişecek, suyun başına onlar geçecektir. Grevel liderlik eden eğitim hem okur hem de fikirlerini işçileriyle paylaşır. Madenciler ve aileleri tüm benlikleriyle katılır. Tek vücut olurlar, tek yürek olurlar. Yaşadıkları acıların son bulmasından ve hak ettikleri kazancı almaktan başka istekleri yoktur. Hayalleri vardır. İnsanca yaşamak isterler. Gece aç uyumamak isterler. En azından çorba yatacak şehri ve eve, eve gidecek iyi yanan biraz kömür isterler. Bu grevin en büyük amacı onları yok sayanlara biz de burada izlemektir. Tüm dünyadaki işçiler gibi onlar da ezilendir. Hor göllen, değere verilmeyendir. Bahanelerle gözleri boyanmaya çalışılır. Yeter ki madeni insinler iş İş şartları iyileşmeye gelince herkes yok olur. Biz de emir kuluyuz taneleriyle süsler cümlelerinde. Mezbaalarda bu da bu böyledir. Buz işçileri direnirken de böyledir. Ve madende de böyledir. Çünkü işin adı değilse de açgözlü patron değişmeyecektir. Umutla ve ılımlı bir uzlaşma yol aramak için başlanan direnişler öfkeyle başkaldırıyla sürecektir. Ardından anlaşılacağı üzere ürün ve bereket anlamına geldiği için ilk olarak tohum yeşerince adına Türkçe'ye çevriliyor eser. Sinemaya aktarıldıktan sonra Germinal adını alıyor ve bu yapım romanın en iyi uyanlaması olarak karşımıza çıkıyor. Jean de Florette filmiyle BAFTA ödülü kazanan yönetmen Claude Berry, filmin yapımcılığını üstlenirken romana oldukça sadık kalarak Arlette Langman ile birlikte senaryosunda yazmış. Fransa, İtalya ve Belçika ortak yapım olan film, oldukça geniş bir kadroya ve genelde havasına uygun bir şekilde kasvetli ve karanlık bir ortama sahip. Jean-Louis tarafından hazırlanan müziklerinde oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. 1884 yılında on binler gençliğinin katıldığı gerçek bir grevden yola çıkarak oluşturan filmin verdiği mesajların aslında günümüzde bize çok da uzak şeyler olmadığını görmek mümkündür. Bizden daha az geliştiğini iddia ettiğimiz toplumlarda bile insana verilen değer bilhassa madenlerde yaşanan göçükler sonrası kurtarma faaliyetlerinde bir kez daha ortaya çıkarken, Türkiye'de maden işçilerinin can güveninin olmaması ve onlara günler sonu ulaşılması, hatta bazen ulaşılmaması bu sorunun hala var olduğunun açık bir göstergesidir. Bunların yanı sıra işçilerin her ne kadar iyileştirilmiş olsa da hala zorlu koşullarda çalıştırıldığı ve maden işçilerinin hayatlarını nasıl etkilediğini görmek açısından böyle yapımlara ihtiyaç olduğu aşikar. Bu nedenle Germinal gibi filmler verdikleri mesajlarla tarihin tozlu sayfalarına gömülmek yerine her geçen gün önem kazanıyor ve izlenmesi gereken yapımlar arasına giriyor.